geldiniz. Umarım keyfiniz de, neşeniz de yerindedir. Şahsen benim öyle, çok modumdayım bugün. Geçen en son attığımız videoda yani bir fiil ile bile konuşabileceğinizi göstermiştim. Geçenki videomuzda sadece kerer, istemek manasına gelen kerer eylemini çekimlemiştik. Ve 1000 tane, işte artık 2000 tane ne kadar oluyorsa, ne kadar kelime ekliyorsanız o kadar cümleye erişmiştik. Bugün de sadece bir fiil ile sizi gelecek zamana taşımaya geldim. İki video arasında geçen zamanın çok uzun olduğunun farkındayım. YouTube'u ne yazık ki çok aktif olarak kullanamıyorum. Burada aktif olmasam bile Instagram'da eğitici içerikler üretmeye devam ediyorum. Hatta orada bence gayet de aktifim diye düşünüyorum. O yüzden beni şu adresten Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Dilerseniz şu adresten de Twitter üzerinden takip edebilirsiniz. Çünkü orada da böyle seslendiremesem dahi bazı çeviriler yapıyorum. Oralardan da yine bir şeyler kaparsınız diye düşünüyorum. Aynı zamanda bu videolara destek vermek istiyorsanız alta herhangi bir yorum bırakabilirsiniz. Kanala abone olmadıysanız hala bilmiyorum olabilirsiniz diye düşünüyorum. Videoyu beğenebilirsiniz ve kanal içerisinde izlemlerinize devam edebilirsiniz. Önce lütfen bir önceki videoyu izlemediyseniz onu mutlaka izleyin. Hatta telaffuz videosundan bahsetmiştim. Onu da izlemediyseniz önce gidin bir telaffuz videosunu izleyin. Çünkü kerer eylemiyle yaptığım videoyu izlemediyseniz gidin onu da izleyin. Çünkü bu videonun içeriği tamamen o videonun içeriği gibi olacak. Sadece istiyorum şeklinde cümleler üretmeyeceğiz de gelecek zamanda cümleler üretmiş olacağız. Ama tamamen içerik aynı içerik. Çünkü yarar sağladığınızı düşündüğüm bir içerik. O yüzden benzer bir içerik üretmek istedim. Gelelim il eylemini çekimlemeye. Şöyle alayım sizi, editlerim buraya bir şeyler diye düşünüyorum. Boy bas ba, bamos bais ban şeklinde ir eylemini çekimledik. Ne demek bu çekimler? Gidiyorum, gidiyorsun, ir gitmek manasına geliyordu bu arada, söylememiş olabilirim. Gitmek manasına gelmesine rağmen bunu gelecek zaman kalıbında kullanacağız. Daha sonrasında o kalıbın nereden geldiğini açıklayacağım zaten. Gidiyorum, gidiyorsun, gidiyor, gidiyoruz, gidiyorlar. Gidiyorsunuz, gidiyorlar. İşte kişilere göre yaptık bunu. Bu arada biz şimdi birazdan buna bir şeyler daha ekleyip gelecek zamana gideceğiz ama siz bu çekimleri bile kendisi yani sadece böyle bu şekilde kullanabilirsiniz. Hiçbir şey eklemediğiniz halde mesela şey olur, boy dediğiniz zaman gidiyorum, nereye gideyim? İşte markete gideyim, tamam mı? Market, supermercado. Market gidiyorum diyemeyeceğime göre orada bir markete gidiyorum şeklinde bir yönelme eklemem gerekiyor. İspanyolca'da bu yönelmeyi A ile sağlıyoruz. İşte markete, eve, arabaya, Türkiye'ye, uyumaya falan derken her zaman buradaki A'yı kullanmamız gerekiyor. O yüzden aldım, voy a el supermercado dedim. Supermercado'nun artikeli. El çünkü İspanyolca artikelle bir dil demiştik. Bunları kullanmamız gerekiyor. A el diye böyle telaffuzda sıkıntılar çekilmesin diye onu düşürmüşler, al yapmışlar. O gördüğünüz al oradan geliyor yani. A el. Boy al supermercado. Dediğiniz zaman nereye gittiğinizi söylemiş oldunuz. Bir de karşı tarafa soru soralım mesela. Cümle türlerini bir önceki videoda vermiştim zaten. Soru sorarken herhangi bir şey eklemediğimizden bahsetmiştik. Sadece böyle vurgu yapıyoruz. Gidiyorsun, gidiyorsun gibi oluyordu. Hatırladınız umarım. Sonra mesela ikincisini kullanalım. Karşımızdakine bir soru sormuş olalım. Bas a casa dedik. Casa ev demek. Bas gidiyorsun demek. A oradaki yönelmeyi verdi. Eve'yi verdi. Eve gidiyorsun oldu. Haliyle bunu bir soru şeklinde sorduğumuz için eve mi gidiyorsun demiş olduk. Basa kasa şeklinde, tamam mı? Bu iri de böyle kullanabilirsiniz. Ya da işte dediniz ki va al trabajo a las 8 dedik mesela. Saatleri kullandık. Saat videosu yapmayı düşünüyorum bu arada. Çünkü diğer videonun altında istekler vardı. A las 8, 8'de demek. Şimdi çok detayına girmiyorum. Ba dediğimiz zaman kimden bahsediyoruz? O kişisinden bahsediyoruz. Gidiyor olmuş oldu. Al trabajo dedik. Yine a el trabajo şeklinde işe manasına gelmiş oldu. Bunu böyle kullanabilirsiniz yani. İr eyleminin normal çekimini verdiğiniz geniş zamanda neler olduğunu anlattığınız, işte sorular sorduğunuz bir eylem oldu. Şimdi bunu alalım
ve sizi geleceğe taşıyalım bu eylemle. Diğer videonun altında, diğer video gördüğün gibi çok önemli. Yani hala açmadıysan aç yani bence. Daha da söylemeyeceğim. 30 tane günlük en fazla kullanılan fiilden bahsetmiştim. 30 tane fiili bu videonun açıklamalar kısmına da, yorum kısmına da bırakacağım. Bu fiilleri oturtun yani bir şekilde, bu fiillerin ne manaya geldiğini öğrenin, olur mu? Çünkü çok kullanılan fiiller. Bu fiilleri aldıktan sonra ile kişiye göre çekimlediniz. Diyelim ki boydan başlayalım, tamam mı? Boyu aldık. Bundan sonra diyor ki il fiilini aldım, kişiye göre çekimledim mesela diyor. A ekle diyor. Açıklayacağım birazdan neden olduğunu. Daha sonra diğer fiilde yalın halde kullan diyor. Zaten sen ilk fiilini kişiye göre çektiğin için hangi kişinin yapmış olduğundan bahsediyorsun. O yüzden tekrar diğer fiili çekimlemene gerek yok diyor. Tamam mı? Böyle bir kalıp var. Kalıp nereden geliyor ama? Biz bu A'yı işte bir 5 dakika önce falan açıkladık. Ne demekti? Bir yönelmeydi. Sen Türkçe'de şey diye düşünüyorsun. Mesela yemek yiyeceğim diye düşünüyorsun. Ama İspanyollar yemek yemeye gidiyorum şeklinde düşünüyorlar. Mesela dedim ki haftaya arkadaşlarımı göreceğim dedim. İspanyolun kafası şöyle çalışıyor. Haftaya arkadaşlarımı görmeye gidiyorum diyor. Yani arkadaşlarımı görmeye dediğimiz için orada bir yönelme var değil mi? Gidiyorum. Nereye? Nereye diye her sorduğunuzda eğer orada bir cevap varsa orada bir yönelme vardır. Tamam mı? Nereye? Arkadaşlarımı görmeye. İşte oradaki ye İspanyolca'da o a karşılıyor. İspanyolun mantığı böyle düşündüğü, böyle çalıştığı için böyle bir kalıp var. Kafamı karıştırmadım umarım. Yani sadece bu kalıbın nereden geldiğini açıklamaya çalışıyorum. Bunu bilirsek çünkü her şey daha rahat oturur diye düşünüyorum. Yani kalıp her şeyi ezberleme çünkü. Nereden gelmiş bir bak. Neyse bu kalıbı açıkladık neden böyle olduğunu. O yüzden ilk fiilimizi kişiye göre çekimliyoruz. Zaten verdik burada az önce. Ondan sonra araya bir A koyuyoruz. Çünkü bir yönelme var, bir yere gidiliyor. Daha sonra diğer fiili de öyle arkasına yapıştırıyoruz ve cümleler çıkıyor. 30 tane fiil dedik, tamam mı? Boyu aldık. Bu boydan sonra ekleyeceğiniz o 30 fiilin her bir tanesi bir cümle demek oluyor. Voy a comer. Yiyeceğim. Voy a dormir. Uyuyacağım. Voy a salir. Çıkacağım. Mesela bunlar şimdi basitler oldu. Ya da mesela karşı tarafa soru soralım. Diyelim ki vas a comer. Yiyecek misin? Vas a salir. Çıkacak mısın? Öğrencilerin bir şaşırdığı bir şey oluyor. Voy a'dan sonra tekrar il fiilini kullanabilirsin. Yani bu gitmeye gidiyorum gibi bir çeviri oluyor ama gelecek zaman olarak kullanıldığı için bu kalıp gideceğim manasına gelmiş oluyor. Mesela vas a ir al supermercado dedik. Az önce öğrendiğimiz için onu ekledim. Süpermarkete gidecek misin manasına geldi haliyle. Başka bir kişi alalım, tamam mı? Ona soralım mesela. Bayi aldık ve negatif bir şeyler yapmış olalım. Peki mesela no va a dormir. No va a dormir. No ne manaya geldi? Dormir, uyumak demek. Başına bir no koymuşum demek ki bir negatiflik var. Va a dormir şeklinde uyumaya gitmiyor. Yani uyumayacak. Gelecek zamandan bahsediyordu bu kalıp şeklinde kullanıldığı zaman demiştik. Uyumayacak manasına geldi. Gidelim mesela size soralım. Pek o siz kişisini kullanamıyorsunuz çünkü onu da işin içerisine almış olalım. Ve negatif bir soru soralım. Dörtten cümle tipi vardı hatırlayın. Negatifini soralım. Diyelim ki mesela no vais a salir. Çıkmayacak mısınız? Çıkmayacak mısınız? Dışarı çıkmayacak mısınız yani, tamam mı? Salir çıkmak, dışarı çıkmak manalarına geliyor. Şimdi bunlar yine basitleriydi, tamam mı? 6 tane kişiye aldınız, 30 tane fiile birleştirdiniz. İşte 4 tane zaten cümle tipimiz vardı. Onlarla harmanladık bir güzel. Şöyle 720 tane cümleye erişmiş olduk. Şimdi istiyorum ki biraz daha detay verelim, tamam mı? Bir tık daha ileride olanlarınız için artık bu. Bir azıcık daha şenlendirelim burayı. Mesela boyu alıyorum. Sadece boyu alıyorum. Ondan sonra comer'i alıyorum. Ne demek comer? Comer yemek yemek demek. Tamam mı? Sonra dedim ki az önce yaptığımız gibi voy a comer dedim. Yemek yiyeceğim. Ne zaman diye soruyorum. Eğer cümle kurarken böyle
En azından yazarak çalışırken yani takılıp kalıyorsanız, hani tıkanıyorsanız, cümleler çıkmıyorsa 5N bir kayı kullanıyoruz. Bu bir yaratıcılık sağlıyor bize. Ne demek? Küçükken oynardık ya, vardı öyle bir oyun. Kim, kiminle, nerede, ne zaman vesaire diye sorular soruyorsunuz. Boya komer demişim zaten ben. Kiminle yiyelim? İşte ailemle yiyeyim. Aile, familia demek. Benim ailem olduğu zaman mi'yi kullanıyoruz. Mi familia, benim ailem. Umarım bunların da detaylarını ileride görmüş oluruz. Ama burayı hani artık bir tık üstte kendi başına kelime çalışabilmiş olanlarınız için veriyorum. Ne yazık ki detaylı olarak giremeyeceğim. Çok uzar gider, her biri ayrı konu bunların çünkü. Mi familia dedik. Ailem, ailem ile demek istiyorum. İle, İspanyolca'da con ile sağlanıyor. Konu da başa attım. Con mi familia, ailemle oldum. O zaman benim kemik cümlem voy a comer, yiyeceğim. Con mi familia, ailemle. Nerede yiyelim? Mesela merkezde yiyelim. Tamam mı? Merkez, centro demek. El centro, merkez. Çünkü şehrin merkezi bilindiktir artık. O yüzden el ile kullanıyorum bunu. El centro. Ama ben merkezde demek istiyorum. Burada bir bulunma var. Bulunmayı da en ile sağlıyoruz. Ne demek bulunma? Evde, okulda, işte arabada, bir yerdeyi veriyorsanız artık en'i kullanıyoruz başına. En, el, centro, merkez, de oldu. O zaman yapıştırıyoruz cümlemize. Voy a comer con mi familia en el centro. Yiyeceğim ailemle merkezde. Tamam mı? Ne zaman yiyelim? Mesela gelecek hafta yiyelim artık yani, lütfen. Hafta, semana demek. Bu vedalaşma videolarım var benim, tamam mı? Oraları izlediyseniz eğer, la semana que viene nereden geliyor görmüşsünüzdür, ama küçük bir geçeyim. O videoları da izleyerek kelime öğrenebilirsiniz. Özellikle ne zaman sorusunun cevaplarını öğrenmek için. Ay, la semana, hafta, que, ki demek, viene, venir eyleminden geliyor. Gelmek manasına geliyor. Viene geliyor oluyor. La semana que viene, haftaki geliyor. Yani gelecek hafta manasına geldi. O zaman hepsini birleştirdim artık. Upuzun bir cümle yaratıyoruz. Voy a comer con mi familia en el centro la semana que viene. Dedim. İspanyolca aşırı derecede kolay bir dil. Sadece nasıl çalışmanız gerektiğini bilmeniz lazım. Fazlaca pratik yapmanız lazım. Konuşmaktan korkmamanız lazım. Özellikle öğrenciler burada böyle cümle sıralaması yaparken sıkıntı çekiyorlar. Onları da artık yapa yapa, göre göre, cümleleri inceleye inceleye ilerlemeniz lazım. Umarım bir gün burada bütün hepsini detaylı şekilde inceleyeceğimiz videolarımız olur. Her konu üzerine video çekebilmiş oluruz. O zamana kadar eğer özel derslerim hakkında bilgi almak istiyorsanız bana aşağıya bırakacağım, hem de yorum kısmına ekleyeceğim mail adresimden ya da Instagram adresimden erişebilirsiniz. Şimdilik sağlıcakla kalın diyorum. Umarım bu videoda hoşunuza gitmiştir. Aşağı yorumlar kısmına, bu bizim koyduğumuz 30 tane fiil vardı ya, onlarla ilgili cümle yapıyor olursanız, yani yaparsanız, ben sizi düzeltiyor olurum. Böylelikle ben de sizin çalışabildiğinizi de görmüş olurum. Eğer kanala abone olduysanız, bildirimleri açarsanız eğer, ben her video yüklediğimde bunlardan haberdar olmuş olursunuz. Kendinize çok iyi bakın. Neşeyle kalın, sağlıkla kalın. Çok yakın zamanda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.